Çok güzel bir noktaya değindin. Çünkü birazdan belki geliriz. 26 Mayıs'ta Jüpiter ikizler burcuna geçiyor. Evet. Yani Jüpiter ikizler, ikizler kısa bilgiyle bağlantılıdır. Hı hı. Aslında önümüzdeki süreçte yaz dönemleri ve bir sonraki 2025'in Mayıs ayına kadarki dönem böyle az bilgiyle yetinip ama hı hı. bu az bilgiyi ya da kulaktan dolma bilgiyi, diğer insanlardan alan bilgiyi aslında gerçekten bu işi hayatına adamış, derine gitmeye hı hı. çalışan, insanların önüne geçmeye çalışan ...birçok insan göreceğiz. Evet. Değil mi? Yani bilginin yani, suistimal edilmesi Bilginin suistimal aslında. edilmesi. Evet. Çünkü evet. Ikiz, Ve inançların. Yani, yani yanlış Aynen. anlaşılmasın İkizlerin temsil ettiği prensip üzerinden gidiyorum. İkizler Burcu'na has <laughs> bir şey söylemiyorum. <laughs> Ama hani daha yüzeysel bakarak bir iki bir şey bilerek daha fazla şey biliyorum gibi... ...ön plana çıkan evet. insanları çok göreceğiz ama o insanların da kendi içerisinde bir elemeleri olacak. Jüpiter, Satürn kareleri de bunu getirecek karşımıza. Evet. Aslında bilgi kirliliği, Hı -hı. burada yaşanacak sıkıntı ve problemler, belki de işte siber, işte bunlara dikkat etmemiz tabii, gereken tabii, bir tabii, dönem. Tabii 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 tabii. Yani bunları önümüze Siber süreçte suçlar çok da, da tabii buna dahil, değil mi yine? Tabii. Mesela bence 2024'ün mesela tutulmaları çok önemli. Önemli. Aslında o tutulmalar mesela evet. bence şimdiden herkes bir kenara not etsin. Hemen. 8 Nisan 25 Mart, e, 18, 18 Eylül. Eylül ve 2 Ekim tarihleri ve ben hemen sözü böyle bırakayım. 25 Tabii evet. Mart bir daha tekrar edelim. Belki alt yazıda da paylaşırız. 25 Mart, 8 Nisan, 18, 18 Eylül. Eylül, 18 Eylül, 2 Ekim. Eğer 2 Ekim. şu an bizi izleyen seyircilerimizin doğum tarihleri e, artı eksi beş gün bu tarihlere denk geliyorsa hı hı. hayatlarında önemli olaylar ama bunu e, illa olumsuz olarak algılamasınlar. Hı hı. Önemli hı hı. açılımlar olabilir, değişmesi gereken konulara daha fazla odaklanmaları gerekebilir. Harika. Güneş tutulmaları çok daha pozitif, hızlı ilerlemeleri karşımıza getirir. Ay tutulmaları daha duygusal meselelerle hı hı. ilgili konularda hı hı. verilecek önemli kararlarla bağlantılıdır. En azından bunu da söylemiş olayım ve çok önemli. Yapın, evet aslında devrelim. bizim tutulmalarla ilgili haritalarımız var. O zaman hemen gelsin ee, yine onun görsel üzerine desteğiyle konuşalım konuşabiliriz. çok daha, daha akılda iyi olur. Kalıyor. Evet. 25, Mart, 25 2024. Mart 2024. Evet. 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 Bu e, ay tutulması haritası Terazi burcunda gerçekleşecek olan ay tutulması esnasında yukarıda kare içerisine alınmış gezegenler Balık burcunda Mars, Satürn, Venüs ve Neptün. Bir taraftan hayaller İdealler Hı -hı. tabii ki geleceğe yönelik olmalı ama bir taraftan da gerçekçi olsun. Ayağımızı da yere, ayağı yere olur, bassın evet. diyor. Bir diğer taraftan az evvel bahsettiğim bir şeye tabii ki burada bir dikkat çekmek isterim. Özellikle su elementinde gezegen yoğunluğu Hı -hı. çok olduğunda e, bu aşırı yağış getirebilir. Hı -hı. Birden bastıran yağışlar su baskınlarına Hı -hı. sebep olabilir. 25 Mart odak noktasında olmak kaydıyla Biraz daha önce ve biraz daha sonra, özellikle Nisan ayında hı hı. bir dikkat çekelim. Hı hı. Bu evet. özür dilerim Öner Bey. Türkiye'nin haritası mı yoksa? Bu o günün yani Ankara'ya göre çizdirilmiş o günün, günün gökyüzü güzellik. haritası ama hı hı. zaten bütün dünya için genel Geçer. o, olarak hı hı. geçerli. Jüpiter ve Satürn kavuşumunu da yeşil yuvarlak daire içerisinde görüyoruz. Hı hı. Keşif icatlara açık bir zaman dilimi dedik. Özellikle tarım, ziraat alanlarında. Türkiye'mizde de ben çok bekliyorum. Hı hı. Ee, yani artık akıllı tarım diyoruz buna. Çok daha bu alanlarda gelişmeler bekliyoruz. Yeni gıda üretim sistemlerinin ortaya çıkacağı hı hı. bir zaman dilimi. Ee, neler eklemek istersiniz hı hı. sizlere de? Ben bu Mart ayında tabii seçimi de soracağım <laughs> bir sonraki turda. Çünkü gerçekten 2024'ün de önemli başlıkları arasında... Hı hı yerel seçimlerin nasıl bir atmosferde geçeceğini hepimiz merak ediyoruz. Amerikan başkanlığını aynı şekilde sormak istiyorum. İlerleyen dakikalarda siz belki haritaya ekleme yapmak istersiniz. Ya bir kere tabii ilk dekanda olduğu için özellikle mesela şiddetli yağış ve kötü hava koşullarıyla bağlantılı diyor eski alimlerden Lili ve Rafael özellikle eski astrologlardan. Şimdi burada tabii benim gördüğüm, tabii ben ekonomi anlamında ele alacak olursam... ...mesela Venüs'ün ve Satürn'le olan çok yakın e, bağlantısı. Venüs çünkü özellikle finansal astrolojide de Jüpiter evrensel finans göstergesidir. Venüs daha kısa vadeli Hı -hı. ama yine para piyasalarını temsil eden modern astrolojideki e, bir gezegendir. Burada Venüs ve Satürn kavuşumlarının yakın olması e, özellikle e, o dönemde e, zaten... E, Tam da Jüpiter'in de bizim normal Türkiye haritamızda Venüs Jüpiter karşıtlığını da yaşanıyor olması hala enflasyonla mücadele edeceğimizin göstergesi hmm. ve burada biraz daha kemerleri. Sıkmak durumunda kalabiliriz. Zaten ekonomi söylüyorlar ya hande, yani bir zirvesini henüz görmedik, göreceğiz. Mayıs ayı, ve Mayıs'tan evet. sonra evet, evet. belki evet. biraz gevşemeye başlayacak diyor tüm ekonomistler. Kesinlikle, yani burada biraz, mesela bence 2024'te Türkiye'de en çok konuşulacak konulardan bir tanesi bence işsizlik. Yani bu ekonomik daralmaların yarattığı tabii. işsizlikler çok ciddi problem olarak tabii. gelecek karşımıza. Tabii. Bazı mesela özellikle orta ölçekli hani belki çok daha büyük şirketlerin firmaların değil ama orta hı -hı, ölçekli hı -hı. hani kendi yağında kavrulan firmaların, kurumların biraz bunların kobileri örneğin tabii, Evet, bunlarla ilgili konulara tabii. çok fazla odaklanacağız. Özellikle mesela ilkbahar ayları bu anlamda dikkat çekici, Ocak ayı ile gelen bir süreç. Burada mesela benim ilk dikkatimi çeken e, budur. Tabii 5. evde olduğu için tabii daha çok gençler, eğitim fırsatları, yine tabii sanatsal faaliyetler, bunlarla ilgili konular. Mesela 5. evi çok fazla gördük. Özellikle 2023'ün son dönemindeki bütün yeni ay ve donlaylar 5. ev. 5. ev zaten mesela spor sistemini sorguluyoruz, spor camiasında olan biten olayları konuşuyoruz. Yine 5. ev e, Eğitim sistemi Hı -hı. sorgulanıyor. Asansörlerde öğrencilerin yaşadığı Hı -hı. sıkıntılar, Hı -hı. problemler, Yoklardı, evet. çocuklarımızın Hı -hı. eğitim hayatı ile ilgili başlarına gelenler. Sonuçta burası e, daha çok e, yani mesela yine borsa burada dikkat çekiyor. Çünkü 5. ev yine spekülatif alanları e, temsil eder. O yüzden bence bu döneme denk gelen zamanlarda Mart ayı ile beraber e, hızlı gelişmeler beklenebilir gibi geliyor bana.